Şimdi öncelikle ilk bölüme başlayacak olursak, aplikasyon arkadaşlar kadastro haftalarındaki işte parsel köşe noktalarının zemine aplike edilmesi. Yani sizin bir haftanız var, ancak bu haftada belirtilen geometrik arsanın şeklini siz gidiyorsunuz arazide hangi noktada işte bu arsanın ya da arazinin köşe noktaları nerelerde onlardan bahsederek aplikasyon işlemini yapmış oluyorsunuz. Ya da aplikasyonu şöyle de tanımlayabiliriz. İşte projeye göre yapı temelinin arazi üzerinde oturacağı alanın belirlenme işlemi. Yani evet, projede bir alan var. Mesela gittiğinizde araziye, bu arazinin projedeki geometrisine göre, projedeki şekline göre uygun olmadığını görebilirsiniz. Burada da siz aplikasyon yaparak gerçekten arazinin projedeki gibi olmasını istiyorsunuz. Mesela diyelim ki sizin paftanızda ya da işte projenizde dikdörtgen şeklinde olan bir arsa arazide, yani uygulama kısmında karesel bir alana dönüştürülmüş. Siz gittiğinizde onun hem aplikasyon değerlerini, köşe noktalarını hesaplayarak normal dikdörtgen olmasını sağlamış oluyorsunuz. Kare olan arazinin ya da arsanın diyelim. Aplikasyon krokisi dediğimiz bir krokimiz var arkadaşlar. Bunlar da işte parselin aplikasyon ölçü değerleriyle parsel sınır noktalarının sabit tesislere. Mesela bunlar ne olabilir? İşte oradaki bir elektrik direği olabilir, bir kuyu olabilir, bir binanın köşe noktası olabilir. Genellikle sabit olmasını istiyoruz. Çünkü mesela bir sonraki aplikasyon işleminizde aplikasyonu gerçekleştirdiniz. Devam ettiniz. İşte aradan birkaç yıl geçti. Tekrardan bir aplikasyon yapmanız gerekti. Oraya bir imar geldi, bir kadastro işlemi gerekti. Dolayısıyla sizin belirlediğiniz sabit tesislerin orada olması lazım. Mesela bir elektrik direği orada sabit bir şekilde duruyorsa, yenilenmediği sürece, yani yenilense bile yerleri değişmez zaten bunların. Sizin aplikasyonunuzun kolaylık anlamında sizlere fayda sağlayacaktır. Çünkü o sabit tesislere olan uzaklıklarını, kontrol noktasına olan uzaklıklarını siz biliyorsunuz. Dolayısıyla bir sonraki işlemde bir problem yaşamayacaksınız eğer aplikasyon tekrar gerekiyorsa. Dolayısıyla sabit tesislere ve kontrol noktalarına uzaklıklarının olmasını istiyoruz. Biz bunlara da röper diyoruz zaten. Röperli ölçülerini gösteren kroki de diyebiliriz aplikasyon krokisine. Şimdi bu aplikasyon krokisini arkadaşlar nasıl elde edebiliyoruz? Bunlar işte illerde ve ilçelerde lisanslı harita kadastro büroları var. Ya bunların diğer bir adı da LİHKAP diye geçiyor. Yani böyle uzun uzun diye piyasada duymazsınız. LİHKAP bürolar diye geçer. Bunlara gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte biz bir aplikasyon yaptıracağız. Bu aplikasyon krokisini nasıl alabiliriz? Onlar sizlere arkadaşlar ölçümünü yapıyorlar. İşte tek sayfalık çizim halinde ve koordinatları da içerisinde bulunacak şekilde sizlere veriyorlar. Bunlarla da aplikasyon krokisini aldıktan sonra da tarlanızda ya da arazinizde ne yaptırmak istiyorsanız, hangi işlemi yaptırmak istiyorsanız, işte yanından yol mu geçmesini istiyorsunuz ya da işte o arazinin birleştirme işlemini ya da işte ayrılma işlemini, tefriz ve ifraz dediğimiz tefrit ve ifraz dediğimiz işlemler var bunlar arkadaşlar. Birleştirme ayrılma işlemleri. Ne istiyorsanız ona göre sizlere yol göstermiş oluyorlar dikkat büroları. Bakın buradaki fotoğraf bir aplikasyon krokisine ait. Mesela şimdi farenin ucunu kontrol ederseniz şu orta kısımda bir arazi görüyoruz. Bu arazinin arkadaşlar 10 numaralı arsa olduğunu söyleyelim. Bakın bunun 9, 18, 11, 12, 14, 15, 16, 17 numaralı arsalarla ya da işte tarlalarla arkadaşlar arasındaki aplikasyon işlemini yapmak istiyorsanız böyle bir kroki sizlere veriliyor ve bu kroki de yine arsaların ya da paftaların ölçüleri yazmış oluyor. Aplikasyon yapıldıktan sonraki işte aplikasyonu kim yapmışsa, harita mühendisi mi, harita teknikeri mi ya da kontrol elemanı kimse ve kadastro müdürlüğünün de yine aynı şekilde bunda imzası bulunmak suretiyle siz bu aplikasyon işlemini yapıyorsunuz. Bakın burada da poligon yazan, işte numara, x ve y koordinatları yazan boşluklar var. Buraya hangi koordinatın, işte arsanın ya da arazinin
hangi noktasına olan uzaklıkları ne kadar, onların hepsini tek tek yazıyorsunuz. Yani siz işlem yaparken her nokta için ayrı ayrı bir aplikasyon işlemini yapmanız lazım ki bir sonraki kadastro işleminde ya da imar işleminde bu taftalar ya da krokiler sizlere kolaylık sağlasın. Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Aplikasyonda arkadaşlar poligon noktası dediğimiz yerler var. Bunlar arazide işte bağlama ve dik koordinat yöntemiyle alınan ve birbirini gören koordinatlar. Aynı zamanda ülke koordinat sisteminde bulunan koordinatlar olarak, noktalar olarak söyleyebiliriz. Mesela bakın buradaki bir A noktasının X ve Y koordinatları bizlere verilmiş. 1000 metreye 1000 metre diye. Y koordinatına bakıyoruz B değerinin ve X koordinatına bakıyoruz. Burada da 1991'e 1720 olarak verilmiş. Arkadaşlar normalde bizim hani matematikte gördüğümüz X, Y koordinatı burada farklı. Yataydaki olan koordinata Y koordinat diyeceğiz. Düşeydeki koordinata X koordinatı dememiz gerekiyor. Mesela bakın bu A noktasının şunun bir arazi olduğunu düşünün arkadaşlar buradaki kapalı alanın. Buradaki bir A noktasının işte B noktasına olan uzaklığı ve açısı, P4 noktasına olan uzaklığı ve açısı, yine P3 ile P4 arasındaki mesafe, P3 ile P2 arasındaki mesafe ve P2 ile P1 arasındaki mesafede yine dikkat ettiyseniz grad derecesinde ölçülmüş ve yazılmış bir şekilde uygulanmış bir sistem. Tabii bu poligon noktalar bizim için önemli. Muhtemelen poligon noktalar şunlardır. İşte herhangi bir elektrik direği olabilir. Bir binanın köşesi olabilir. Bir kuyu olabilir. Bir köprünün ayağı olabilir. Bunlar da bizim için önemli noktalar. Tabii bu poligon noktalarını böyle caddelerde görmüş olabilirsiniz. Mesela işte bir kazık çakılmış ve etrafı kırmızı ya da yeşilli ya da mavi renkli böyle yuvarlak içerisine alınmış noktalar. Onlar arkadaşlar o poligon noktaları sizlerin bir sonraki kadastro işleminizde sizlere kolaylık sağlayan noktalar. Yani buradaki noktaya gittiğiniz zaman o koordinatın o noktanın ismini girdiğinizde elinizdeki cihaza koordinatlarını işte hangi elektrik direğine hangi binanın köşesinde ne kadar uzaklıkta olduğunu hepsini kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama bunlar belirlemezseniz bir sonraki aşamada tek tek belirlemek durumunda kalacaksınız. Bu da hem zaman anlamında hem de iş yükü anlamında bir fazlalık getirecektir. Bakın röper dediğimiz bir ifade var. Bu röperde arkadaşlar şöyle düşünün. Bir arazi üzerinde tespit edilen bir noktanın yani istenildiğinde kolaylıkla bulunabilmesi için alınan bir işlem. Siz bu noktayı arkadaşlar yeniden tespit etmek için noktanın yakınındaki sabit tesisleri olan yatay uzaklıklarını bir krokiye bağlayarak işlem yapıyorsunuz. Mesela bakın bu fotoğrafta bir röper işlemi görüyoruz. Burada kırmızı noktanın işte sağ taraftaki binanın köşesine olan uzaklığı 14,25 metreymiş. Diğer bina yani burası muhtemelen şöyle bir ada şeklinde. Şurası da binanın köşesi. Bu binanın diğer köşesine olan uzaklığın 19,71 olduğunu biliyoruz. Ve diğer binanın köşesine olan uzaklığı da 26,47. Mesela bu P22343 numaralı poligon noktası arkadaşlar. Sizin diğer köşe noktalara ya da işte bu sistemde bulunan, bu paftada bulunan yapılara olan uzaklıklarını biz biliyoruz. Eğer bir sonraki işlemde lazım olacaksa siz bu 22343 numaralı poligon noktasını elinizdeki cihaza ya da işte elinizdeki veriye girdiğiniz zaman bütün noktalara olan uzaklıklarını kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bakın bir sonraki noktada da burada P22520 muhtemelen olan başka bir nokta görüyoruz. Bu noktanın da yine diğerlerine olan uzaklıkları pafta üzerinde röperlik kroki şeklinde gösterilmiş oluyor. Röper noktası arkadaşlar arazinin yani biz röperi aslında bu ölçüm işlemini diyoruz. Röper noktası da şu kırmızı nokta arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili bir açıklamamız var. Arazinin üzerinde bulunan ve sabit şekilde durması için belirlenen bir nokta. Buna tabi belirledikten sonra bir kazıkla o noktayı sabitliyorsunuz. Hani mesela bu bir caddenin üzerinde de olabilir. Tabi tesviyesini zeminle aynı hizada yapmanız gerekiyor. Bu da önemli. Orada problem çıkarmasın. Bu noktanın kaybolması halinde arkadaşlar yeniden bulunabilmesi için işte yerleri değişmeyecek noktalar olan uzaklıklarını kullanmamız lazım. Mesela diyelim ki siz bu röperli noktayı yani 22343 nolu poligon noktasını hesapladınız.
bu mesafeleri biliyorsunuz. Aradan 3 yıl geçti. Bu noktanın artık mesela bunun asfalt olduğunu düşünürseniz, bunun üzerine bir asfalt daha yapıldığını, yolun yenilendiğini düşünelim. Bu noktanın yerini artık bilmiyorsunuz, kayboldu. Ha şunu yapabilirsiniz, dersiniz ki evet bu noktanın yerini biz kaybettik ama şu köşe noktaya olan mesafesi 14-25'ti. Bunu hesaplarsınız. Tabi bundan açılar da arkadaşlar önemli. Yani direkt 14-25 yukarı doğru da alabilirsiniz ama açılarında röperli krokide dikkat almanız gerekiyor. İşte şu noktaya olan uzaklığı 19-71'di. Buraya olan uzaklığı 26-47 diyerek daha önce hesaplanan noktanın yerini tekrar kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Röper kazığı da arkadaşlar bir röper noktasını belirlemek için çakılan kazık. Yani siz bu noktayı sabitlemek için bir kazıkla zeminle tesviyesi sıfır olacak şekilde kullanmış oluyorsunuz. Ona röper kazığı diyoruz. Röper krokisi de arkadaşlar poligon noktalarının istenildiği zaman kolayca bulunabilmelerini sağlamak ve kaybolması durumunda aynı yerden tesisleri yeniden yapabilmek için her poligonu ayrı ayrı düzenlenen krokiler. Mesela siz bu röperde işte 22-343 numaralı poligon noktası için bir tane çiziyorsunuz. 22-520 poligon noktası için bir tane çiziyorsunuz. Başka bir poligon noktası için bir tane çiziyorsunuz. Mesela bu aralarda arkadaşlar çok sık şekilde poligon noktaları var. Yani bu noktaların diğer binaların köşelerini ya da sabit noktalar olan uzaklıklarını biz kolay bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Bunlardan dolayı da her poligona ait bir röper kroikisi çizmeniz gerekiyor ki bir sonraki aplikasyon işleminizde ya da kadastro işleminizde bir problem yaşamadan hemen hızlı bir şekilde bunun çözümünü yapabilirsiniz. Ters mat dediğimiz bir ifademiz var. Bu da arkadaşlar bir parselin yönetmelikte belirtilen ölçme tekniklerinden işte yararlanarak kadastro paftasına çizilmesi işlemi. Yani siz oradaki parselin yerlerini belirlediniz. Hangi köşesi nerede? Yani bu parselin köşe noktaları hangi koordinatlarda? İşte uzaklığı ne kadar, bir parselin enine kadar, boyu ne kadar, uzunluk olarak. Bunların hepsini belirledikten sonra paftaya yani kadastro paftasına aktarma işleminize, çizme işleminize biz ters mat diyoruz. Bakın burada da bir röper krokisi var. Hani şurada röper krokisinden bahsettik bir üst yazıda. Röper krokisine baktığımızda arkadaşlar bakın bu nirengi ve nivalman noktaları röper ölçü krokisi diye geçiyor. Yani bu şekilde görürsünüz bunları. Bakın sağ tarafta mevkiinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi var. İşte Tunceli yolu üzerinde Afet evleri yanında Mercan Köyü yolu kavşağından köye doğru tahmini 700 metre mesafede giderken yolun solunda bulunan bakın ilçe jandarma komutanlığının sahası içerisinde ve yoldan yaklaşık 75 metre içeride. Yani size direkt koordinat verir gibi böyle bir konum tanımlayacak şekilde bilginin olması gerekiyor bu kroki üzerinde. Ve bu dediği noktanın x, y koordinatları ve yüksekliği kod olarak nedir? Bunların hepsini yazmış oluyorsunuz. Tabii tesis eden bu kim bunu çizmişse, bunun kontrolünü kim yazmışsa onun da ismini buraya yazıp tarihi de yine bu pafta üzerine ya da kroki üzerine eklemiş oluyorsunuz. Tabii bakın bu sağ taraftaki fotoğrafın sol tarafta biraz daha yakınlaştırılmış halde olduğunu görüyoruz. İşte dediği nokta da şurası arkadaşlar. Bu noktanın bizlere krokide yerini tanımlamış ve onunla ilgili bir ölçü krokisi aldığını da bizlere söylüyor. Bakın bu röper ölçü krokisinde şunu demiştik. Dedik ki her poligon noktasına ait bir tane röper krokisi olması lazım. Yani orada 10 tane poligon noktanız varsa her poligon noktası için birden 10'a kadar bu röper krokisini oluşturmak durumundasınız. Çünkü mesela 10 noktanın 5 tanesini kaybederseniz arkadaşlar bunları bulmak için gerçekten bayağı problem yaşarsınız. Çünkü o noktaların bakın sağ tarafta 704 noktasını görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane noktaya olan uzaklığı hesaplanmış. Bunun gibi 10 tane noktanın 5'ini kaybettiğinizde bayağı büyük bir problem ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu poligon noktalarının yeri belirlendikten sonra hemen hızlı bir şekilde bu noktalara kaybetmemek adına her noktanın röper ölçü krokisini ortaya çıkarmış oluyoruz. Bakın bu 704 noktasında baktığınızda binanın köşesine, üstteki köşesine, alttaki köşesine burada bir muhtemelen bir elektrik direği var. Ona olan uzaklığını ölçmüşler. Burada muhtemelen bir şebeke deposu var. Ona olan uzaklığını ölçmüşler.
ve sağ tarafta bir elektrik direği var yine. Ona olan uzaklığı ölçülmüş. Dolayısıyla bu noktanın yerini kaybettiğiniz takdirde diğer 3 ya da 4 nokta ya da 5 nokta, hani kaç tane poligon noktası için kaç tane uzaklık belirlediyseniz o noktaları, uzaklıkları kullanarak yerini kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Tabi bu ölçü krokisinin içerisinde yine mevki kısmı var arkadaşlar. Buraya dolduruyorsunuz. Bu 704 numaralı kısım nerede bulunuyor? Mevki olarak onu yazmanız gerekiyor. Ve 704 numaralı krokinin, yani daha doğrusu poligon noktasının x ve y koordinatlarını ve yüksekliğini yazıyorsunuz. Ve burada da yine arkadaşlar işte zemin işaretlerinin cinsleri ve kısaltmalarını da görüyorsunuz. Yani burada demir borum var, beton taş mı var, demir çivi mi var, bronzum var. Ne varsa onlarla ilgili de yine bu noktaların özelliklerini de belirtmiş oluyorsunuz. Mesela burada bir elektrik direği var, burada bir elektrik direği var ama şöyle diyebilirsiniz. İşte yolun mesela sol tarafında ahşap elektrik direği, yolun sağ tarafında metal ya da çelikten yapılmış elektrik direği de, bunları özellikle belirtmek durumundasınız. Bunlar da dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Her poligon için dediğimiz gibi röper krokisini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi aplikasyonda istenen belgeler var arkadaşlar. Bunlar mesela siz arsanıza gittiniz, aplikasyon yaptırmak istiyorsunuz. Önce Likap bürosuna gittiniz. Dediniz ki işte ben aplikasyon yaptırmak istiyorum ve bunun için bana bir aplikasyon krokisi oluşturun. Onlar aplikasyon krokisini oluştururlar. Yani sizin o arsanızı nasıl düzenlemek istiyorsanız onunla ilgili bir çizim verdiler sizlere. Bir pafta verdiler. Bu paftayı alarak arkadaşlar siz taşınmaz malın tapu senedi kimdeyse, mesela mal sizin üstünüzdeyse ya da işte oradaki arazinin tapusu size aitse tapu senedini alıyorsunuz ya da tapu kayıt örneğini alıyorsunuz ve ilgili birime gidiyorsunuz. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ya da şöyle de bir durum olabilir. Mesela tapu sizin üstünüze ait ancak vekaletname vererek bu aplikasyon işlemini yaptırabilirsiniz. Mesela başka bir ildesiniz. Başka bir ildeki arsanızın aplikasyon işlemi için birine vekalet vermeniz gerekiyor. Bakın tapu senedi dediğimiz evrakımız şu arkadaşlar. Sol taraftaki eski tapu senedi artık sağ taraftaki gibi çıkarılıyor. Bunlar bir arsanın, arazinin ya da işte bakın burada mesken yazıyor. Bu bir dairenin tapu senedi. Bunları kullanarak arkadaşlar istenen belgeler içerisinde ilgili birime gideceksiniz. Bakın taşınmaza ait tapu kaydı da var. Yani tapu senediniz yoksa elinizde tapu kayıt örneğini de kullanabilirsiniz. Tapu kayıt örneği de bakın şurada arkadaşlar, taşınmazın üzerinde bir şerh var mı? Yani bir ipotek var mı? Onlara bakıyorsunuz. Mesela burada bir beyan vermiş, yönetim planı vermiş. Burada bir şerh olsaydı üzerine işte şerh kim tarafından konmuş, ne kadar süreyle konmuş ya da ne kadar bedelle, yani fiyat anlamında, maliyet anlamında ne kadar bedelle konmuş hepsi yazacaktı. Eklenti bilgileri bakın burada da işte bu taşınmazın ne olduğu yazıyor. Kömürlük mü, işte arsa mı, arazi mi, tarla mı ya da ev mi, garaj mı, ne olduğu yazar. Burada işte ölçüsü yazar, ne kadarlık bir alana sahip vesaire. Tabi bunları da oluşturduktan sonra üst tarafta yine bulunan bu arazinin, arsanın arkadaşlar parsel numarasını, ada pafta numarasını hepsini görebiliyorsunuz. Yine alt tarafta da mülkiyet bilgileri, yani bu taşınmaz kime aitse onunla ilgili işte kimlik numarası vesaire. Bakın satış ve ipotek diye bir ilgili kısım var. Burada muhtemelen bulunan kömürlüğün üzerinde bir ipotek olduğu görülüyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili de yine bilgileri görebilirsiniz. Bakın aşağıda da alacaklının kim olduğu. Bakın Ziraat Bankası tarafından mesela burada bir ipotek konulmuş. Bunları da bu şekilde görebiliyorsunuz. Taşınmaz hangi mahallede, işte borcu ne kadar, ne kadar bu ipotek koymuş hepsini görebiliyorsunuz. Taşınmaz ait tapu kaydı da bu şekilde. Tabi hani dedik ki aynı ilde değilseniz vekalet vererek siz bu şeyi yapabilirsiniz. Aplikasyon işlemini yaptırabilirsiniz. Onun için de bir vekaletname örneği vermeniz lazım. Bakın bu vekaletnamede burada bir üniversiteyle alakalı ama vekaletnamenin arkadaşlar şekilsel olarak bu şekilde olduğunu söylememiz gerekiyor. İşte üzerine oradaki noterin ismi, imzası ya da üst taraftaki kısımda bu vekaletnamenin ne için verildiği, hangi süreyle nereye kadar
ya da işte hangi yetkiyle verildiği, hepsiyle ilgili bilgiler yazıyor. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Tabii aplikasyon yaparken belli bir işlem yapmamız lazım. Yani direkt olarak biz aplikasyonu yapıp deyip yapalım şeklinde düşünmüyoruz. Bunu belli bir sırayla yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Aplikasyon istenen taşınmaz malın işte malik yanı ya da sahibi diyelim veya hissedarlarından herhangi biri, mesela bir arsa olabilir. Arsanın üzerinde 3 kişi hissedar olabilir. Bunlardan herhangi birisi de yapabilir arkadaşlar. İstenen belgelerle birlikte işte ya bizzat kendisi ya da işte yasa temsilcisi vasıtasıyla, mesela avukat olabilir, işte vekaletname verdiği kişi olabilir. İlgili kadastro müdürlüğüne giderek sözlü talepte bulunuyor. Diyor ki ben aplikasyon krokimi işte likap bürosunu aldım. Bunu aplikasyon yaptırmam gerekiyor. Yani ben kendi arsamı, arazimi düzenlemem gerekiyor. Bununla ilgili bir sözlü talepte bulunuyor. Tabii aplikasyon üzerinde, yani aplikasyonu yaparken sınırlar anlamında bir ihtilaf varsa sözlü olarak da belirtilmesi gerekiyor. Mesela işte sizin bir arsanız var. Yan tarafta komşunuzun da bir arsası var. Ancak bu arsanın arkadaşlar böyle hani doğru şeklinde birbiriyle ayrıldığını düşünmeyin. İşte böyle zikzaklı halde zikzaklardan birisi işte sol taraftaki komşuya aitken diğeri sağ taraftaki komşuya ait. Dolayısıyla bunu söylemeniz lazım. Yani siz orada aplikasyon yaptırırken hem karşı komşunuzun arsasından almamak hem de kendi arsanızdan vermemek adına burada bir ihtilaf durumu söz konusu. Onu düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu da belirtmemiz lazım. Yalnız kamu kurum ve kuruluşlarındaki talepleri resmi yazıyla yapıyoruz arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. Daha sonra ihtilaf olduğunu söyledikten sonra resmi yazıyla biz başvurumuzu yine ilgili kadastro müdürlüğüne yapmış oluyoruz. Tabii taşınmaz malın arkadaşlar hisseli olması halinde hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz. Mesela diyelim ki ortada işte 1000 dönüm bir arazi var. 1000 dönümün işte 300 dönümü birine ait, 500 dönüm birine ait, 200 dönüm de birine ait. Aplikasyon işlemi yaparken işte benim 500 dönümüm vardı. Buna göre benim daha fazla yer almam gerekiyor diye bir durum söz konusu değil. O 1000 dönüm araziyi aplikasyon yapıldıktan sonra hissedarlara, yani bölmek isterse böler. Dolayısıyla hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmadığında yine söylemiş olalım. Tabii siz kadastro müdürlüğüne gidince kadastro müdürlüğü tarafından istem belgesi ve başvuru fişi diye iki tane belgemiz var. Bunlar düzenleniyor. İşte fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarihi, tarih ve sıra numarası ile sizin istem belgesi ve başvuru fişinize bu bilgiler yazılıyor. Tabi istenen belgelerden eksik olan varsa bunu da yine başvuru fişine belirtmiş oluyorsunuz. Mesela tapu kaydınız yok ya da tapu senediniz yok. Orada başvuru fişinde tapu senedinin olmadığı ya da tapu kaydının olmadığı ile ilgili bilgi başvuru fişi üzerine yazılmış oluyor. Ve size aplikasyon işlemi için verilen gün arkadaşlar, belli bir gün verilecek. Diyecekler ki işte siz başvuru yaptınız, 15 gün sonra şu tarihte şu saatte aplikasyon işlemi yapacağımız arazide ya da arsada bulunun diyecekler. Bunu da o başvuru fişinin üzerine yine yazıyorlar, hangi güne randevu verdiyseler. Başvuru fişinin bir örneğini de arkadaşlar ilgiliye veriyor. İlgili de işte mülk sahibi olabilir, hissedarlardan biri olabilir ya da hissedarın vekaletname verdiği bir kişi olabilir. Tabi bu aplikasyon işlemlerinde kadastro değişiklik ve kontrollük işlemler ücret çizelgesi diye bir çizelge var. Yani siz kadastro müdürlüğüne gittiğinizde bu aplikasyon işlemi için bir ücret de yatırmanız gerekiyor. Çünkü orada yapılacak işlem için kurum bir miktar maliyet çıkaracaktır. Dolayısıyla bu işlem için de bir ücret yatırmanız lazım. Arkadaşlar bunun da döner sermaye işletmesi birimleri ya da işte kısımlar var kadastro müdürlüklerinin içerisinde. Oraya götürüp yatırıyorsunuz. Ne kadar yatıracağınızla ilgili de arkadaşlar bakın şurada başvuru fişiyle ilgili bir örnek var. Şurada ben sizlere de göstereyim. Bakın aplikasyon, biraz ondan bahsedeceğim. Aplikasyon işlemi için arkadaşlar bakın 1 ile 1000 metrekare arasında bir yer için aplikasyon yaptıracaksanız işte 92 lira yatırmanız gerekiyormuş. Mesela burada bakalım. 5001 ile 10.000 metrekare arasında bir yere yaptıracaksanız, yani aplikasyon işlemi olarak 778 lira. Bu metrekarenin yüz ölçümü arttığı takdirde arkadaşlar ücret de artacaktır. Çünkü aplikasyon için yapılan uzunluk artmış olacak. Dolayısıyla bunlar da önemli. Tabi bakın burada mesela cins değişikliği. Siz bu
işte tarım arazisini imara açacaksanız mesela ya da imar gelmişse oranın bir değişiklik anlamında cins olarak tipini değiştirecekseniz arkadaşlar bununla ilgili de bir işlem yapmanız lazım. Bakın bununla da yine işte mesela 1 ila 1000 metrekare arasında ise yüz ölçümü olarak 150 lira yatırmanız gerektiğini, bunlar kadastro müdürlüklerinin fiyatlandırma şeklinde hepsini görebiliyorsunuz. Bakın burada da mesela birleştirme dediğimiz bir yer var. Mesela şey düşünün, işte sizin bir arsanız var, yanında bir arsa var, onun yanında bir arsa daha var. Üç tane arsanın yan yana olduğunu düşünün. Ortadaki arsa sizin değil, bir komşunuzun arsası. Ancak siz gittiniz onu satın aldınız. Sonra diyorsunuz ki bu üç arsa da benim zaten. Bunlar ben bir tek bir pafta halinde, tek bir arazi ya da arsa şeklinde göstermek istiyorum diyorsanız birleştirme işlemi yapmanız lazım. Tevhid işlemi diyelim. Bunun için de Kadastro Müdürlüğü'ne yine başvuruyorsunuz. Hangi işlemi yapıyorsanız onlarla ilgili de yine sizlere yardımcı olacaklardır ve bunun için de tabii ücret yatırmanız gerekiyor. Ya da ifraz dediğimiz bir işlem var. Mesela işte 1000 dönüm bir araziniz var. Bunun 500 dönümünü sattınız. Dediniz ki ben bunun 500 dönümünü sattım ya da işte 500 dönümünü ev yapmak için kullanacağım. O zaman gidiyorsunuz ifraz işlemi yapıyorsunuz. Yani ayırma işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için de yine Kadastro Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekiyor. Bakın bu başvuru fişinde arkadaşlar hani az önce sizlere bahsettik başvuru fişine neler yazılıyor diye. Bakın burada hizmetin ne olduğu, işte parsel ile alakalı imar parseli mi ya da işte arazi mi onlarla ilgili bilgiler var. Bakın başvuru satış, başvuru fişi satış bedeli. Burada mesela bir belirli katsayılar var. Bunların hesaplarını onlar yaptıktan sonra sizlere işte şu kadar ücreti döner sermaye kısmına yatırmanız gerektiğini söylemiş oluyorlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi aplikasyon yaparken belli bir yol izlememiz gerekiyor demiştik. Bakın burada da arkadaşlar şu önemli. Şimdi görevli kadastro elemanları için bunlar ölçü almaya gelecekler. Çünkü aplikasyon işlemi yapacaklar. Gerekli inceleme ve ön hazırlıkları bürodayken yapıyorlar. Yani kadastro müdürlüğündeyken yapıyorlar. Tabii bu sizin mesela başvurduğunuz aplikasyon için başvurduğunuz parsele ait. İşte daha öncesinde bir aplikasyonu yapılmışsa bu aplikasyon ölçülerinin farklı olmaması için önceden işte tanzim edilen, önceden yapılan aplikasyon krokilerine bakarlar. Yani sizden, mesela siz satın aldınız. Bundan 10 yıl önce bu arsa ya da arazi başka birindeydi. O da bir aplikasyon yaptırmış, bir kroki çizdirmiş olabilir. Dolayısıyla daha önceki aplikasyon krokilerine bakarak bunlar bürodayken arkadaşlar bu ölçüleri belirlemiş oluyorlar. Ya yani mümkünse bunun aynısını kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü eğer farklı bir aplikasyon krokisi oluşturulmasını istemiyorsa orada tekrardan işlem anlamında fazla işlem yapacaktır. Dolayısıyla mesela poligon noktasını belirleyecek, işte onun sabit olan noktalar olan uzaklıklarını belirleyecek. Hepsinin için ayrı bir işlem yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu aplikasyon krokisinin değişmemiş olması onların da işine gelmiş oluyor diyebiliriz. Tabii bu ilgili personel arkadaşlar parselin pafta tersimat kontrolünü yapıyor. Daha sonra bu tersimat hata olup olmadığını kontrol ediyor. Varsa hata ilgili mevzuata göre de düzeltme işlemini yapıyor. Tersimat dediğimiz dersin başında bahsettik. İşte ölçülerini aldıktan sonra oradaki arsanın ya da arazinin paftaya ya da krokiye aktarılmış hali, çizilmiş hali diyebiliriz arkadaşlar. Tabii bu aplikasyon için siz bir gün aldınız, o gün geldi. Şunu yapıyorsunuz. Talep sahibi olarak işte mülk sahibi olabilir, vekaletname verdiği kişi olabilir. Başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte arkadaşlar sizin belirleyeceğiniz araçla, yani siz kendi aracınızla ya da işte kiraladığınız bir araçla aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını alıyorsunuz. Taşınmaz malın mahalline götürüyorsunuz. Yani siz kendi arsanıza oradaki personeli kendiniz götürüyorsunuz. Daha sonra onlar geldikten sonra hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik ediyorlar. Yani işliyorlar diyelim. Tabii bu işlemi yaparken de daha önce kullandıkları röperli krokiler, aplikasyon krokileri kullandıkları evraklar arasında olmuş oluyor. Tabii bu aplikasyon işlemini yaptılar. Artık işlem bitti. Bu aplikasyon işleminin bitiminden sonra arkadaşlar ikinci su halinde
aplikasyon kur ekisi düzenleniyor. Yani oradaki kadastro elemanlar tarafından. Bu aplikasyon kur ekisinde aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte arkadaşlar poligon noktalarının parsel köşe noktalarına olan koordinat değerleri gösteriliyor. Hani bu reperi anlatırken bir poligon noktasının yakındaki sabit tesislere olan uzaklıklarından bahsetmiştik. Yine burada da aynı şey geçerli. Kadastro elemanları bu poligon noktalarının yerlerini işte belli noktaların uzaklıklarını koordinat değerleriyle birlikte yazıyorlar. Tabi bu kroki'de kadastro elemanların bir de varsa komşu parsel maliklerinin imzasına gerek yok. Yani siz orada işlem yaparken aplikasyon krokisinde bu tarz imzalara gerek olmuyor arkadaşlar. Tabi bunun aplikasyon krokisini çizdikten sonra hani ikinci sağ çizdiğini söylemiştik. Bunun bir tanesini ilgilisine veriyorsunuz. Yani o aplikasyon işlemini yaptırmak isteyen taşınmazın mülk sahibine, malikine veriyorsunuz. Eğer isterse mülk sahibi arkadaşlar aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli ya da ebatlı kroki de alabilir. Bunu da yine kadastro müdürlükleri vermiş oluyorlar. Tabi bu aplikasyon harita yapımı için düzenlenen ölçü veya röleve arkadaşlar yani daha doğru şöyle söyleyelim. Sizin aldığınız ölçüler mesela zeminde bulunmayabilir. Hani bu röperi anlatırken bir noktanın poligon noktası olduğunu, o noktanın tesislere olan uzaklıklarından bahsetmiştik. Bazen böyle durumlar olmayabiliyor. Yani oradaki poligon noktasının yerini bilemeyebilirsiniz. Onun için de şunu yapmanız lazım arkadaşlar. Siz bu poligon noktasını işte aplikasyon krokisi ya da işte PAF haritası üzerinden alınacak değerlere göre birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi dik kutupsal yöntem. Bu biraz hassas bir yöntem. Dolayısıyla en az bu hassaslıkta olan başka bir yöntemle de yine poligon noktalarının sabit noktalarına uzaklıklarını hesaplayabilirsiniz. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Kaç tane yöntem hangi şekilde kullanılıyor. Bu noktayı belirledikten sonra da arkadaşlar siz o noktanın aplikasyon için bir sonraki aşamada kullanılmasını sağlamış oluyorsunuz. Tabi bu aplikasyon işlemini arkadaşlar yaparken parsel köşe noktalarının yer kontrol noktalarına dayanarak İşte orijinal ölçü değerlerine göre zemine uygulanmasını istiyoruz biz. Yani orada herhangi bir sabit olmayan bir noktaya göre aplikasyonun yapılmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Tabii ölçü değerlerinin uygulanmaması durumunda da hesapla bulunacak yeni değerlere göre işlem yapıyoruz. Mesela şurada dedik yani o poligon noktasının yerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız arkadaşlar hesap yaparak yeni değerlere göre de işlem yapmak durumundasınız. Devam ediyorum. Bakın yer kontrol noktası arkadaşlar diğer sabit tesislerin tamamının tahrip edildiği yerlerde. Yani siz oradaki işte daha önce bir poligon noktası alınmış. Aradan 5 yıl geçmiş mesela. Gidiyorsunuz. Evet elinizdeki krokiye göre, röperli krokiye göre orada bir binanın köşesinde olan uzaklığını görüyorsunuz. Ancak gittiğinizde bakıyorsunuz ki bina yok yerinde. Yani yıkılmış ya da işte yerine başka bir şey yapılmış. Çünkü aradan 5 yıl geçmiş mesela. Böyle bir durumda ne yapmanız lazım? Onu da şunu yapıyorsunuz. Arkadaşlar PAFTA ölçeğini, ölçü yöntemini, yapım şartları ve kadastrodan daha sonra yapılmış durum haritalarını alarak bu yerinde aplikasyon krokilerini sizler kendiniz oluşturuyorsunuz. Tabi bu zeminde hani değişmemiş olduğu kesin olan yerleri bulabilirseniz daha kolay bir şekilde hesap yapabilirsiniz poligon noktası için. Yok bulamazsanız tek tek hepsiyle alakalı arkadaşlar ölçek ve ölçü yöntemini kullanarak bu noktaların nerelerde olabileceğiyle ilgili işlem yapmanız gerekiyor. Ya da mesela şöyle de yapabilirsiniz. O bina yıkılmıştır. Yerine bir restoran yapılmıştır mesela. Yeni yapılan tesise olan uzaklıklarını artık dikkate alarak işlem yaparsınız. Çünkü bundan sonraki yapılacak kadastro işlemlerinde artık o noktanın oradaki sabit tesislere olan uzaklıklarının bilinmesi gerekli. Tabi aplikasyonu yapılan parselin arkadaşlar zeminde belirli olan veya işaretlerle belirlenmiş sınır noktaları işte etrafında mevcut yapı olabilir, elektrik direği olabilir, kuyu olabilir, imar poligonu olabilir. Bunlar hepsi bunun gibi noktalardan röperlenerek alınan ölçüler arkadaşlar aplikasyon krokisinde gösteriliyor. İşte kadastro görmeyen yerlerde tescilli haritası bulunan bir taşınmazın aplikasyon işlemi tescilli haritasının nitelik ve yapım tekniğine göre yapılıyor.
Şimdi burada mesela gittiniz, elinizde bir poligon noktası var. Bu poligon noktasının bulunduğunuz arazide sabit tesislerin uzaklığını biliyorsunuz. Yalnız kadastro görmeyen yerler var. Yani orada imarlaşmamış, oranın yapısal olarak düzenlenmediği yerler var. Buralarda da siz aplikasyon işlemini tescil haritasını kullanarak yapmış oluyorsunuz. Onların farklı yapım teknikleri var. Onları anlatmayacağız. Biraz daha bu haritayla ilgili olduğu için hani bizi ilgilendiren bir durum değil. Tabii klasik haftalarda arkadaşlar aplikasyon işlemini yaparken haritanın yapımında kullanılan yer kontrol noktalarının zeminde bulunması gerekiyor. Ve çok sık seviyede olması gerekiyor. Yani orada 10 tane poligon noktası varsa bu poligon noktalarının birbirine çok yakın olması gerekiyor ki siz o aplikasyon işlemini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın yer kontrol noktaları, bunlar işte hani demiştik bir binanın köşesi elektrikli vesaire olabilir diye. Eğer zeminde mevcutsa arkadaşlar siz gidiyorsunuz mevcut poligonları parselin tesis ölçüsünde işte kullanmışsa harita yapımında düzenlenen ölçü profillerindeki yazılı zemin değerlerine göre aplike ediyorsunuz. Yani sizin elinizde daha önceden bulunmuş olan röperli uzaklıkları dikkate alarak siz zemini aplike işlemini yapmış oluyorsunuz. Eğer yer kontrol noktaları zeminde mevcut değilse, yani gittiniz bir binanın köşesi vardı orada ancak şu an yok. O zaman şunu yapmanız lazım. Arkadaşlar aplike edilecek parselin köşe noktalarını kadastro ölçü profilleri ve değerlerinden faydalanarak hesaplıyorsunuz. Yani sizin orada bir parseliniz var. Ancak bu parselin köşe koordinatlarını işte köşe poligon noktalarını bu şekilde hesaplamanız gerekiyor. Daha sonra zeminde bulunan işte mevcut yer kontrol noktalarına göre nokta sıklaştırması, sıkıştırması işlemi yapıyorsunuz. Mesela bu noktalardan birkaçını kaybettiğinizde diğerleriyle aynı işlemi yapabilmek adına çok sık bir şekilde poligon noktası ayarlamış oluyoruz. Tabii bu poligon noktalarında yine röperli grafiklerini çizerek, röperli profillerini çizerek paftaya işliyoruz arkadaşlar. Aplikasyon yapılacak parselin de yine köşe noktalarını dik ya da kutupsal ölçü tekniği dediğimiz bir teknik var. Birazdan bahsedeceğiz. Onunla aplike ederek bu işlemi bitirmiş oluyoruz. Tabii ölçü krokilerine göre arkadaşlar parsel köşe koordinatlarının işte hesabının yapılamaması halinde köşe koordinatlar pafta üzerinden okunarak işlem yapılıyor. Aplikasyon yapıldıktan sonra parsel sınır noktalar için gerekli kontrolleri yine yapıyoruz. Daha sonra yakında tamamlanmamış da olsa, mesela bir bina varsa o binaların yer kontrol noktalarından röperli ölçü alınarak zeminde belirli olmayan sınır noktalarına göre zemin tesislerini kurmuş oluyorsunuz. Yani orada bir bina var henüz yapım aşamasında. Ancak siz o bina yerinde sabit olduğu için, sabit bir tesis olduğu için oradan bir röper alarak arkadaşlar bulunduğunuz noktanın aplikasyon işlemini zemine kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii bununla birlikte yapı köşelerinin aplikasyonu dediğimiz bir ifademiz var arkadaşlar. Bunu da şöyle yapacağız. İşte yapılacak yapının köşe noktalarının araziye aplike edilmesini istiyorsanız imar planda yer alan bilgilerden faydalanmanız lazım. Mesela komşu sınırlardan ön ve arka cephelerden ne kadar içeri çekileceği bunun bellidir. Mesela dersiniz ki işte bunlar yine şartnamelerde yazar. İşte bir parsel köşe bir parselse yani her iki cephesinden yol geçiyorsa arkadaşlar bunun direkt yola sıfır olarak yapamazsınız bu imar anlamında düşündüğünüzde. Oraya bir bina yapacaksanız hemen sıfıra sıfır yapamazsınız. Yoldan belli bir miktar içeri girmeniz gerekiyor ki orada işte kaldırım vesaire gibi tesislerin de oluşması gerekiyor. Bundan dolayı da bu içeri çekilecek miktarlar bellidir. Bu çekme miktarlarıyla birlikte arkadaşlar binanın oturacağı alanın tespitini yapmamız lazım. Bunda belediye tarafından belirlenen bir katsayı var. Taban alanı katsayısı dediğimiz ya da diğer kısa bir adı taks diye de geçer. Bu binanın oturacağı alan hesabıdır. Bunu bu şekilde hesaplarsınız. Birazdan anlatacağım hesabını. Alan ve çekme miktarlarına göre imar çapı üzerinde arkadaşlar bina köşelerinin yerlerini belirleriz artık. Daha sonra nereye yapılacaksa o bina onun çizimini yapmış oluruz. Bir de bu çizime göre işte bina köşelerinin arsa köşelerine yatay ve düşey uzunlukları yine yazılmış olur. Şimdi bakın burada arazide arkadaşlar öncelikle arsa sınırlarına birer jalon dikilir. Bu jalon da ne olduğundan birazdan bahsedeceğim. Aslında şöyle söyleyelim. Oradaki uzaklıkların hesabı için kullanılan aletlerden bir tanesi. Bu
Jalon dikerek arkadaşlar binanın her köşesinin tespitini kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani mesela diyelim ki ABCD şeklinde bir kare ya da dikdörtgen bir arazi olduğunu düşünün. A noktasının B noktasına, C noktasına, D noktasına olan uzaklıklarını siz jalon yardımıyla kolay bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Bunu da işte dik çıkılarak, dik inilerek dik koordinat sistemi dediğimiz bir sistemle kolay bir şekilde yapıp yine çelik şerit metreyle arkadaşlar binaların köşelerini tek tek tespit ettikten sonra birbirlerinin olan uzaklıklarını bir kağıda yazıyorsunuz. Tabii bu bakın yapı aplikasyon projesi diye bir burada bir fotoğrafımız var. Arkadaşlar mesela şuradaki bir numaralı bir arsanın bakın cephenin üst tarafından bir yol geçiyor. Sağ tarafından yine bir yol geçiyor. Tam köşe noktaya gelen bir parsel. Bu parselin içerisinde bir yapı yapmak istiyorsanız arkadaşlar bakın yoldan 5 metre mesafede yoldan 5 metre mesafede ve sağ taraftaki yoldan 8 metre ile 7 metre mesafede bir içeri girme söz konusu. Yine komşu parsel. Bakın 7219 yazan numara da bir parsel aslında. Yan ada ya da yan pafta diyebiliriz. Buradaki noktadan da yine içeri doğru bir 10 metre kadar mesafede içeri girilmiş. Ve hani diğer tarafı da şurası da yol arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. Burası 3 cephesi yola bakan bir arsaymış. Ve buradan da yine 18 metre içeri girmiş. Aslında bakın yaklaşık 50 metreye 43 metrelik bir arsanın siz hepsine bina yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu uzaklıklar çıktıktan sonra yaklaşık 24 metre ile şurası 12, 20, 27 metre. 24 metreye 27 metrelik bir alanı kullanarak siz işlem yapıyorsunuz. Bu da aplikasyon sonucu ortaya çıkan bir durum. Mesela bu parsel sizin parseliniz üç kenarı işte yola bakan bir cephede değil de bir kenarı yola bakan bir cephede olsaydı burada kullanacağınız yapı alanı biraz daha büyüyecekti. Tabi aplikasyonu yaparken hem yatay hem de düşey aplikasyon yapıyoruz. Arkadaşlar yatay aplikasyon işte bir noktanın uzaklıklarından bahsederken düşey aplikasyonunda da o noktanın koordinatlarından yani kotundan bahsedersiniz. Mesela bakın şu şekle baktığımızda şuradaki sol üst noktadaki köşenin sağ üst noktadaki köşeye olan uzaklığı hem yatay olarak hem de düşey olarak hesaplanır. Der ki mesela bu noktanın diğer noktaya olan yatay uzaklığı işte 25 metre. Ancak bu nokta diğer noktadan 5 metre daha yüksekte. Kot olarak da yine yükseklik olarak da bu aplikasyon işlemini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi yatay aplikasyon işte noktaları zeminde işaretlemek için arkadaşlar yatay düzlemdeki konum elemanlarından faydalanarak yapıyorsunuz. Aplikasyon elemanları da genellikle plandan alınıyor. Siz bu noktaların aplikasyonu için poligon noktalarına yararlanabiliyorsunuz. Yani aplikasyon yaparken, yatay aplikasyon yaparken o poligon noktalarının aplikasyon yapacağınız noktaya olan uzaklıkları röperli olarak ölçülmüş grafikler hepsi bizim için önemli. Tabi bu aplikasyon noktalarını kişinin hassasiyetine göre bina ve işte belirgin parsel köşelerine, telefon ve elektrik direklerine olan uzaklıklarında kullanarak işlem yapabiliyorsunuz. Yatay aplikasyon arkadaşlar birkaç türde olabiliyor. Bunlardan bir tanesi noktaların aplikasyonu. İşte mesela binaların köşe noktalarının aplikasyonu ya da arsanızın, arazinizin nokta köşe noktalarının aplikasyonu yapabilirsiniz. Açıların aplikasyonu var, doğruların aplikasyonu var, eğrilerin aplikasyonu var. Bunlardan arkadaşlar kısa kısa bahsedeceğiz. Düşey aplikasyonu da arkadaşlar arazi kodlarının aplikasyonu. Dedik ki yapısal peyzaj elemanlarının yüksekliklerini de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Mesela oradaki bir ağacın yerden olan yüksekliğini ya da işte peyzaj olarak koyduğunuz bir çitin, bitkisel olarak tasarlanan bir çitin yerden olan yüksekliğini kolay bir şekilde düşey aplikasyon ile yapabiliyorsunuz. Düşey aplikasyonu da arkadaşlar yine birkaç çeşitten oluşuyor. Bunlardan bir tanesi bina yüksekliklerinin aplikasyonu, diğeri şev kazıklarının aplikasyonu, diğeri de tünel aplikasyonu. Mesela bu tünelin bir ucunun diğer ucundan ne kadar yükseklikte olduğu ya da bu iki tünelin iki ucu arasında ne kadarlık bir kot fark olduğunu hepsini düşey aplikasyon yaparak hesapladığınız bir aplikasyon tipi arkadaşlar. Tabii aplikasyonu yaparken arkadaşlar şöyle bir durum da söz konusu. Mesela siz hem yatayda hem düşeyde aplikasyon yapıyorsunuz ama sadece yatayda ve sadece düşeyde aplikasyon yapamazsınız. Bunların ayrımını yapmadan genellikle yatay ve düşey aplikasyon aynı anda yapılır. Bir noktanın işte yatay konumda değerlerini uygularken aynı zamanda düşey değerlerinin de yine uygulanmasını istiyoruz. Böyle bir uygulanmama durum söz konusu değil. Bundan da yine
bahsetmiş olalım. Tabii bu noktaların aplikasyonu da arkadaşlar, bir noktanın aplikasyonu için gerekli aplikasyon değerlerini plandan alıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte mesela şuradaki bir D noktasının aplikasyonu yapacaksanız işte burada C noktası ve B noktasına yerleştirdiğiniz bunlar işte nivo tutuyor arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim birazdan. Bu noktalardan faydalanarak siz D noktasının aplikasyonunu ya da o noktanın koordinatlarını hesaplayabiliyorsunuz. Bunu arkadaşlar birkaç şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi bağlama yöntemi, diğeri dik koordinat yöntemi ve bir diğeri kutupsal koordinat yöntemi ve kestirme yöntemi dediğimiz bir yöntem daha var. Tabii bu yöntemlerden bazıları diğerlerine göre daha hassas. Hassasiyetlik dereceleri de farklı. Bakın bağlama yöntemi şöyle bir şekil düşünelim. Bu şeklin üzerine şimdi sırayla anlatacağım. Bakın A, B ve C uzunlukları proje üzerinden ölçülüyor arkadaşlar. Şurada küçük olan A noktası, şey A uzunluğu, B uzunluğu ve C uzunluğu proje üzerinden ölçüyorsunuz. Bu çünkü sizin elinizdeki krokide var. Ve koordinatlar varsa hesaplıyorsunuz. Zeminde A ve B noktalarından aynı anda ölçü alınır diyor. Bakın şuradaki A noktası ve B noktasından, hani siz A uzunluğunu ve B uzunluğunu bildiğiniz için bu uzunluklarda dikkate alıp A noktası ve B noktasından ölçü alıyorsunuz. A ve B uzunluklarının kesişme noktası bulunur. Bakın yani şu A noktasından gidiyorsunuz. İşte A kadar mesafede, bunu biliyorsunuz çünkü. B noktasından gidiyorsunuz. B kadar mesafede bu ikisinin kesiştiği P noktasını bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu P noktasını bulduktan sonra bu noktada tutulan arkadaşlar şakül yardımıyla P noktasının yerini bulabilirsiniz. Yani siz P noktasını A ve B noktalarına yerleştirdiğiniz bir kontrol noktasıyla hesaplıyorsunuz. Ha diyorsunuz ki şuradaki C uzunluğunu ben biliyorum zaten paftadan. O zaman demek şuradaki bir C noktasından da şuraya olan uzaklığı hesaplayarak bu P noktasının doğru noktaya yerleştirip yerleştirilmediğini kontrolünü yapabilirim. Buradaki C noktasında kontrol amaçlı kullanmış oluyorsunuz. Aslında yaptığınız bağlama yöntemindeki asıl işlem A noktasından P'ye giden ve B noktasından P'ye giden AB uzunlukların kesiştiği nokta olarak kullanılıyor. C'yi de kontrol mekanizması olarak kullanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu kontrol için C uzunluğunu arazide ölçüyoruz dedik. Şerit metre ile A ve B uzunluklarının her ikisini de ölçüyoruz arkadaşlar. Yalnız bu uzunluklarından yani şöyle söyleyelim. Sizin bu A ve B uzunluğunuz var. Mesela diyelim burası 100 metre, şurası da 50 metre. Sizin elinizdeki şerit metre arkadaşlar, işte 20 metrelik bir şerit metre kullanıyorsanız o zaman bu iki noktanın kesişimini kolay bir şekilde bulamazsınız. Onun için de şunu yapmanız lazım. A ve B noktalarına arkadaşlar bir yay çiziyorsunuz. Şöyle söyleyelim. Bakın şu A noktasına geliyorsunuz. Diyorsunuz ki A uzunluğunda bir yay çizmem lazım. Şöyle bir yay çiziyorsunuz. Sonra B noktasına geliyorsunuz. B uzunluğunda bir yay çiziyorsunuz. Bu yayların kesişim noktası sizin P noktanızı vermiş oluyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Tabii bu A ve B uzunluğunu da şöyle hesaplamanız lazım. Yine dönüyorum bir şekilde. Siz bu A noktasının x koordinatını, y koordinatını biliyorsunuz. P noktasının x ve y koordinatlarını biliyorsunuz. B noktasının x ve y koordinatlarını biliyorsunuz. Diyorsunuz ki AP uzunluğunu hesaplamak istiyorsam, yani küçük a değerini hesaplamak istiyorsam P noktasının y koordinatı ile A noktasının y koordinat arasındaki farkın karesini alıyoruz. P noktasının x koordinatındaki değeriyle A noktasının x koordinatındaki değerinin farkının karesini alarak bunu kök içerisinde aldığınızda sizlere A noktasının uzunluğunu vermiş oluyor. Aslında şöyle yapıyorsunuz. Şey düşünün. Bu A noktasının P noktasına olan uzaklığının hem düşeyde hem de yatayda uzaklık anlamında olduğunu düşünelim. Yani mesela P noktası A noktasından yüksek bir noktada ve uzak bir noktada. O zaman diyorsunuz ki bunun mesela burada bir Pisagor üçgeni oluşturuyorsunuz aslında. Şöyle yüksekliği, şöyle uzunluğu. Bu arada ölçtüğünüz, bakın çiziyorum. Ölçtüğünüz bu Pisagor uzunluğu sizin A uzunluğunuzu vermiş oluyor. Aslında bunun hesabını bu şekilde yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Aynı şey B noktası için de geçerli. Yine P noktasının Y koordinatı, B noktasının Y koordinatı, P noktasının X koordinatı ve B noktasının X koordinatlarının farkını alarak bu işlemi yine kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii bağlama yönteminin hassasiyeti şuna göre değişiyor. Arkadaşlar sizin A ve B
artarsa konum hatası da artar. Mesela diyelim ki işte şunu ben A noktasının P noktasına olan uzaklığı 50 metre. B noktasının P noktasına olan uzaklığı 25 metre. Bunu kolay bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Ama birisi 500 metre, diğeri 600 metre olduğunda mesafe uzadığı için arkadaşlar buradaki doğrultunun değişme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla hassasiyet buna göre değişiyor. Yani A ve B kenarlarının uzunluğu arttıkça konum hatasını da artırmış oluyorsunuz. Bir de hani bu A ve B uzunluğunun bir şerit metre boyundan küçük olmasını istiyoruz ki şerit metre ile kolay bir şekilde işlem yapabilelim. Eğer şerit metre yetmiyorsa mesela A uzunluğunu ölçeceksiniz. Şerit metreniz yetmiyor. Ancak şunu yapıyorsunuz. İşte 1000 metreye kadar geliyorsunuz. Tekrar ölçüyorsunuz. O ikinci ölçümde doğrultusunu bozmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu bağlama yönteminin hassasiyeti burada değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Önemli. Aplikasyon işleminde yanlışlık yapabilirsiniz eğer ona dikkat etmezsiniz. Şimdi dik koordinat yöntemi dediğimiz bir nokta var. Bakın bu da şöyle bir şekli sahip arkadaşlar. Bunu da yine hemen adım adım anlatacağım. Bakın P noktasından AB doğrusuna bir dik çiziyorsunuz arkadaşlar. Yani şuradaki AB doğrusu bizim elimizde var. Bunu biliyoruz artık. Yani B noktasının koordinatını biliyoruz. A noktasının koordinatını biliyoruz. Diyoruz ki A noktası ile B noktası arasındaki doğruya P noktasından aşağı doğru bir dik çiziyorsunuz. Şurası dik olacak arkadaşlar. Bu dikindiğiniz nokta da P üssü noktası olacak. Ve AP üssü, PP üssü, bakın AP üssü, PP üssü, BP üssü, yani şu aradaki mesafe ve AP uzunluğu, şu uzunluk arkadaşlar. Bu uzunlukların hepsini 1, 2, 3 ve 4. Bu uzunlukların hepsini grafik olarak ölçtükten sonra koordinatlarını elde ediyorsunuz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. AB ve P noktalarının koordinatları elinizde varsa A, B ve P noktaların koordinatları elinizde varsa bunu da arkadaşlar uzunluklarını kullanarak kolay bir şekilde hesapla bulabilirsiniz. Onu da şöyle hesaplayacaksınız koordinatlarla uzunluk hesabını. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Peki bu yöntemin hassasiyeti nedir arkadaşlar? Diyoruz ki dik boyu arttıkça konum hatası artar. Bakın şuradaki PP üstüne biz dik boyu demiştik. Bunun uzunluğu artarsa sizin hata yapma olasılığınız da artacaktır. Ve dik boyunun şerit metre boyunu geçmesi de hatayı artırır. Mesela şuranın uzunluğu 100 metre diyelim. Elinizde 50 metrelik bir şerit metre var. Bu uzunluk şerit metrenin daha fazla olduğu için hani dediğimiz gibi bir öncesinde de bahsettik. Mesela şerit metreyi buraya kadar getirdiniz. Tekrar devam ederken konumunu kaçırmış olabilirsiniz. Doğrultusunu bozmuş olabilirsiniz. Bu da bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Bu durumlarda arkadaşlar dik koordinat yönteminin hassasiyetini ortaya koyuyor. Tabii AP uzunluğunu yine koordinatlar farkıyla hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki AP üssünü, bakın şuradaki açıya alfa diyecek olursak, AP üssünü AP uzunluğu çarpı sinüs alfa, PP üssünü de AP uzunluğu çarpı kosinüs alfa diyerek işlem yapmış oluyorsunuz. PP üssünü de AP çarpı kosinüs alfa diyerek yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Bakın kutupsal koordinat yöntemi var. Bir diğer yöntemimiz. Bunu da yine tek tek anlatalım arkadaşlar. Kutupsal yöntemde P noktası aplikasyon değerlerine göre zeminde belirlenir. Yani şuradaki P noktamız arkadaşlar. Aplikasyon değerleri nedir? Fi açısı, yani şu açı ve AP uzunluğu. AP uzunluğunu biliyorsunuz. Bunu çizdiniz. Ancak fi açısını da elinizde var. Bu açıyı da çiziyorsunuz. Bunlara göre P noktasının yerini belirlediniz. Daha sonra aplikasyon için açı ölçmeye yarayan bir araç var elinizde. Bunu A noktasına kuruyorsunuz arkadaşlar şu noktaya. Bu açının yani AP doğrusunun buradaki fi kadar açısını ölçmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu bizim için önemli. Ve B noktasına yöneltilir. Mesela diyelim ki elinizdeki bilgiye göre AP uzunluğu 50 metre. Buradaki fi açısı da işte 120 derece. Biz A noktasına açı ölçmeye yarayan aleti kurduğumuzda arkadaşlar buradaki 120 dereceyi ayarladıktan sonra bu doğrultuyu kullanarak B noktasına bir hat çizmiş oluyoruz. Daha sonra bu doğrultu üzerinde arkadaşlar fi açısının yardımıyla AP doğrultusunu hesapladık.
Bu doğrultu üzerinde AP kadar alınarak P noktasının yerini hesaplamış olduk. Yani şurayı artık bulmuş oluyoruz uzaklık olarak. Bunu hesapladık ne kadar uzunlukta olduğunu. Bu noktanın başka bir noktanın aplikasyonu ile kontrol yapılır. Burası da yine C noktası arkadaşlar. Bu noktadan da kontrol yaparak P noktasını doğru bir şekilde yerleştirip yerleştirmediğinizi bakmış oluyorsunuz. Devam ediyorum. Arkadaşlar kutupsal koordinat yönteminin hassasiyetine bakınca AP kenarının büyüklüğüne yani şuradaki uzaklığa bağlı olarak değişiyor. Bu uzaklık artarsa sizin hassasiyetiniz bozulacağı için hata payınızda artış gösterecektir. Fi açısının ölçü hassasiyetine yani siz bu A noktasına bir açı ölçer koydunuz. Ancak bunu mesela 120 derece ölçmeniz gereken 110 derece ölçtüğünüzde arkadaşlar bu B noktasına olan uzaklık işte sistemdeki gibi değil de bu şekilde gidecek. Dolayısıyla bunun problem teşkil edeceğini ve buradaki açının kutupsal olarak koordinata baktığımızda hata payını artırabileceğini söylememiz gerekiyor. Bunlar da yine kutupsal koordinat yönteminin hassasiyetini değiştiren unsurlar arkadaşlar. Kestirme yöntemimiz var. Burada da iki şekilde olabilir. Yani sağ taraftaki zikzak şeklinde olabilir ya da sol taraftaki üçgen şeklinde olabilir arkadaşlar. Bunu da şunu yapıyorsunuz. Bakın bu yöntemde iki adet doğrultu ölçen alet ile birlikte jalon veya şakül kullanılır. Bunları birazdan bahsedeceğim bunların ne olduğundan. Aletleri A ve B noktalarına yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Şuradaki A noktasına ve B noktasına. Şuradaki A noktasına ve B noktasına aletleri yerleştiriyorsunuz. Ya böyle bir sisteminiz varsa bu iki noktaya, şöyle üçgensel bir sisteminiz varsa bu iki noktaya yerleştiriyorsunuz. Daha sonra bu noktalarda hesaplanan alfa, beta veya fi lambda açılarına göre yani şuradaki alfa beta açılarına göre ya da sağdaki sistem gibi ise fi ya da lambda açılarına göre arkadaşlar siz P noktasına ait doğrultuları zeminde belirliyorsunuz. Yani buradaki açıyı biliyorsunuz. Alfa açısını, beta açısını biliyorsunuz. Bunu çiziyorsunuz. Bunu da çiziyorsunuz arkadaşlar. Sol taraftaki şekil için bu ikisinin kesişme noktası P noktasını verecektir. Sonra devam ediyorum. Burada bir A noktası vardı. Buraya bir kontrol mekanizması yerleştirmiştik. Bir araç yerleştirmiştik. Daha sonra B'ye bir araç yerleştirmiştik. Biz bu açıları biliyoruz. Açılar oluşturduktan sonra bu iki hattı çizerek arkadaşlar P'ye olan hattını çizerek kesişim noktası bizim o noktadaki P değerimizi verecektir. P noktamızı verecektir. Daha sonra P noktasına ait doğrultular zeminde belirlenir diyoruz. Belirledik. Jalon tutan yardımcı eleman alet operatörlerinin talimatlarına uyarak P noktasını zemine aplike eder, zemine çeker arkadaşlar. Yani siz buradan kontrol için bir alet yerleştirdiniz ya, diyorsunuz ki jalon tutan iki tane de elemanınız var. Siz o elemanların söyledikleri ölçüye göre işte sağ tarafa, sol tarafa ya da işte ileri geri gibi talimatlarına uyarak bu P noktasının yerini belirledikten sonra zemine o noktaya çakıyorsunuz. Kaybetmemek için aplike etmiş oluyorsunuz. Tabi bu kestirme yönteminin hassasiyetine bakınca da arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Siz aplikasyon elemanlarının tayininde veya aplikasyon yapılacak bir hatadan dolayı P noktasının yerini değiştirebilirsiniz. Mesela bu nasıl olabilir? İşte buradaki alfa açısı elinizde diyelim 60 derece. Siz bunu 50 derece aldınız yanlışlıkla. Ya da beta açınız işte 30 derece. Yanlışlıkla 40 derece aldınız. Dolayısıyla böyle bir durumda bu P noktasının yerini bozabiliyorsunuz. Ya da buraya geliyorum mesela işte buradaki A noktasını yerleştirdiğimiz ölçü açı ölçer ile hesap yaptığımız fi açısını yanlış ölçmüş olabilirsiniz. Ya da lambda açısını yanlış ölçmüş olabilirsiniz. Dolayısıyla fi açısı, AP doğrusu şu doğrultuda giderken belki şu doğrultuda gidecek. Dolayısıyla P noktasının yerini şaşırtmış olacaksınız. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla mesela P noktasının gerçekten doğru bir noktada olup olmadığını kontrolünü üçüncü bir noktadan kontrolle yapabilirsiniz. Mesela bakın buradaki C noktası ve D noktası ile biz arasındaki açıyı bildiğimiz için arkadaşlar çünkü fi kadar bir açı vardı, lambda kadar bir açı vardı. Bu açılar bize zaten bilgi olarak verilmişti. Bu D ve C noktalarından P noktasına olan uzaklıkları kullanarak gerçekten P noktasının doğru bir noktaya yerleştirilip yerleştirilmediğinde kontrolünü yapmış oluyorsunuz. Yani üçüncü bir noktayla da kendinizi garanti altına almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın jalon dediğimiz ifade şu ya da işte araç diyelim. Bunun boyu 2 metre yaklaşık arkadaşlar. İşte çapı 3-4 metre 3-4 santimetre pardon 3-4 santimetre çapında sivri uçlu bir metal. Bunu hani
yere çakmak amaçlı bu ucu sivri şekilde ve görünmesi anlamında, çünkü siz şu kontrol noktalarına bir alet yerleştirdiniz. Burada jalon tutan arkadaşlarınız var. O jalon tutulan jalonların görünmesi adına arkadaşlar bunlar işte kırmızı siyah olabilir, kırmızı beyaz olabilir, mavi kırmızı olabilir. Böyle 50 santimetre aralıklarla farklı renklere boyanmış oluyor. Mesela bu 50 santimetre uzunlukta olduğunu biliyorsunuz. Siz baktınız, dediniz ki yükseklik olarak bakıyorsunuz mesela. Dediniz ki ya bu ilk kırmızının ortasında geliyor yaklaşık olarak. O zaman şunu diyebilirsiniz. Benim bulunduğum noktadan yaklaşık 75 santimetre yukarıdasın ya da aşağıdasın. Bunun 3 aşağı 5 yukarı belirlenmesi adına bu aralıklarına yine 50 santimetre uzaklıkla farklı renklere boyandığını söylememiz gerekiyor. Tabii bu nokta yerlerinin belirlenmesinde arkadaşlar doğrultuya girmede alan ve aplikasyonda kullanılan bir alet. Yani siz mesela şu noktaya aplikasyon yapacaksanız, bu noktaya aplikasyon yapacaksanız ya döndünüz geldiniz, şu noktaya aplikasyon yapacaksanız burada jalon kullanmanız sizin faydanıza. Çünkü elinizde ölçekli bir çubuk söz konusu. Bunu da bu şekilde kullanmış oluyorsunuz. Şimdi jalon sehpası dediğimiz bir demir var arkadaşlar. Bakın bu üç ayaklı ve demirden yapılmış bir bu üç ayağın ucunda halka olan bir şekil. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Getiriyorsunuz bu jalon sehpasını. Öncelikle kuruyorsunuz. Daha sonra jalonu bunun içerisinden geçiriyorsunuz. Yani siz aslında şuradaki jalonu dik bir şekilde kullanmak istiyorsanız bunun doğrultusunda işte böyle sağa ya da sola yatık bir şekilde şaşmaması gerekiyor. Dolayısıyla bunu dik bir şekilde ayakta tutan bir jalon sehpasına ihtiyacınız var. Bu jalon sehpası da yine jalonun geçebileceği demir bir bilezikten oluşturulmuş. Bunu geçirdikten sonra sabit bir şekilde artık jalon ölçümünüzü yapabilirsiniz. Arkadaşlar şakül dediğimiz bir ya da çekül diye de görebilirsiniz bunu. Bir noktanın düşey iz düşümünün bulunmasında jalonun veya aletlerin düşeylenmesinde kullanılan bir alet ya da bir araç. Bir ip aslı ve alt ucu sivri bir ağırlık. Mesela bu şurası ip arkadaşlar. Bunun ucu genellikle metalden ya da demirden ya da alaşımlardan oluşan bir araç arkadaşlar. Siz bunu astığınızda mesela bu noktadan, bakın şuraya bir hat çizdiğimizde bu hattın tam orta noktasının burası olduğunu biliyorsanız bu noktanın kaybolmaması adına mesela siz metreyle ölçerken diyelim ki şuradaki hattın yere olan mesafesini ölçerken belki şeyi kaçırabilirsiniz. Ölçüm yaparken metreyle işte doğrultusunu bozabilirsiniz. Ancak bu şakülü astığınızda doğrultusu değişmeden ağırlığından dolayı böyle yere 90 derece ve bulunduğunuz hatta 90 derece olacak şekilde indirebilirsiniz. Tabii bu ipin uzunluğunu ayarlıyorsunuz. Yere değdiği andan itibaren artık sımsıkı bir şekilde tutmanız lazım ki bu esneyip yere dökülüp işte aşağıdaki zemine belirlediğiniz noktanın yeri değişmesin. Bunu da bu şekilde kullanıyorsunuz. Daha çok şeyler de görmüş olabilirsiniz bunu. Mesela işte bahçelere duvar örülürken ip gerdirilip arkadaşlar iplerin aralarına asılarak o hattın bozulmasını engellerler. Dolayısıyla farklı işlerde de yine şakül ya da çekil dediğimiz alet işimize yarıyor. Tabii bu çelik şerit metre dediğimiz kısımlar var. Çelik şerit metre de arkadaşlar hani dedik ya şuradan tekrar gösterelim. Bakın şuradaki A'dan P'ye giden uzunluğu, işte B'den P'ye giden uzunluğu, yine sağ taraftaki şekilde de aynı durum geçerli. Bu uzunlukları hesaplarken biz çelik şerit metre kullanıyoruz. Buradaki çelik şerit metre aslında arkadaşlar. Eğer bu çelik şerit metrenin uzunluğu o noktadan fazlaysa ölçüm yaparken hassasiyet adına daha az hata yapabileceğimizi söylemiştik. Ancak oradaki uzunluk şerit metrenin uzunluğundan daha büyükse bu uzunluk. O zaman işte iki kademede, üç kademede ölçüm yapacağınız için bu ölçümlerden dolayı A ile P noktalar arasındaki doğrultu hattını kolay bir şekilde kaybedebilirsiniz. O da sizlere hata yaptırmış olacaktır. Dolayısıyla çelik şerit metre düzgün bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Tabi bunlar arkadaşlar genellikle kısa mesafe uzunluk ölçüsünde kullanılan metreler. O yüzden biz bu farklı yöntemlerle aplikasyon yaparken P noktasının yerini belirlerken çok uzak olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla çelik şerit metrenin boyunun yettiği yerler olması, uzunluklar olması bizim için
daha az hata yapmamız sağlayacaktır. Yine bunun kanunu 0.2-0.3 mm kanunu normalde. İşte 10 ile 14 mm eninde bir çelikten yapılıyor. Bunu zaten çoğunuz görmüşsünüzdür arkadaşlar. Nikel demirden yapılan bazen işte 10 metre, 20 metre, 30 metre, 50 metre gibi uzunluklarla sahip bir ölçü aracı. Bakın şurada bir el tutamaç kısmı var. Bunu kolay bir şekilde kaybetmemek adına hem sıkı şekilde tutmanızı hem de işlem yapmanızı sağlayacak bir tutamaç da yapılmış. Bu da bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Bakın arkadaşlar bu prizmada dediğimiz bir araç var. Bunu da dikey açıların oluşturması için kullanıyorsunuz. Mesela diyelim ki şuradan hemen gösterelim. Bakın şunda. Mesela şu P noktasından P üstü noktasına bir dik inmeniz gerekiyor. Buradaki dik açının oluşturulması için prizma aletini kullanıyorsunuz. Yani geliyorum ben tekrar prizmaya geleyim. Şurada. Bakın bu prizmanın içerisinde 45 derecelik eğimli arkadaşlar aynalar söz konusu. Bunun içerisinde bir fotoğraf makinesine benziyor diyebiliriz. Özellikle dik koordinat yöntemiyle yapılan alınma aplikasyonlarda işte bir noktadan dik inmek veya bir noktadan yukarı doğru dik çıkmak durumunda da yine prizmalar kullanılıyor. Yani şu noktayı arkadaşlar diklik oluşturmak istiyorsanız hem P noktasından P üstü noktasına dik inerken oluşturabilirsiniz ya da P üstü noktasından P noktasına dik çıkarken de bunu oluşturabilirsiniz. Bu da yine prizmaların kullanıldığı yerler diyebiliriz. Tabii su terası dediğimiz bir aletimiz var. Arkadaşlar bu da birleşik kaplardaki su seviyesinin aynı olduğu prensibinden faydalanarak yapılmış bir alet. Mesela bir duvar ördünüz diyelim. Siz bu duvarın zemininin düz olup olmadığını kontrol etmek için buradaki su terasını kullanırsınız. Bakın şuradaki kısım yataydaki olan su dengesini gösterir. Tam ortadaysa bir problem yoktur aslında. Şuradaki de arkadaşlar yine çevirip dik bir şekilde kullanmanız için de fayda sağlayan aletlerden bir tanesi. Tabi bunlar farklı boyutlarda olabiliyor. Bakın 300, 400, 600 boyutlarında olduğunu görüyoruz. Şunlar eğimli kısımlarda yine eğimli arazilerde böyle mesela 45 derecelik bir yerde, 30 derecelik bir yerde işlem yapıyorsanız bunun derecesine göre arkadaşlar dengenin sağlam sağlamadığını kontrolünü de yapabiliyorsunuz. Bakın Nivo dediğimiz bir aletimiz var arkadaşlar. Bu da işte iki nokta arasındaki yükseklik farkını bulmak için kullanılan bir alet. Bunu düz arazilerde arkadaşlar yüzey nivelmanı yaparak buluyorsunuz. İşte harita noktalar almak için kullanılan bir alet. Topografik ölçü aleti diye de geçebilir. Ölçümler bir ölçü dürbünü ile yapılıyor. Bakın şunun 3 tane ayağı var. Aslında ölçü yapan kısım şuradaki aletin kendisi. Bu alet şuradaki ayakların üzerine oturuyor. Arkadaşlar bu 3 ayağı dengeli bir şekilde kurmanız gerekiyor. Bunun alt tarafında zaten hatta şurasında da var. Bir su terazisi var. Yani şuradaki gibi su terazisi var. Arkadaşlar bu su terazisi bu 3 ayağın zemine düz olup olmadığının kontrolünü yapmak için koyulmuş. Yani siz mesela buradaki ayakları bakın şuradaki pedallar vasıtasıyla yukarı doğru aşağı doğru bunu uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Diyelim ki eğimli bir arazide çalışıyorsunuz. İşte şöyle bir durum olabilir. Ön ayaklar kısa, arka ayak uzun olabilir. Ön ayaklar uzun, arka ayak kısa olabilir. Tamamen oradaki arazinin engebeli olması durumuna göre, şeklinin farklı olmasına göre siz bu ayakları ayarlayıp bunun düz bir şekilde durmasını sağlayacaksınız. Şimdi burada da şöyle bir durum söz konusu. Siz bu Nivo'yu kurdunuz. Problem yaşanmadı artık. Çalışabilir vaziyette. Arkadaşlar sizin karşınızda Mira dediğimiz bir aletler var. Bu miraları alan iki arkadaşınız ya da bir arkadaşınız geçiyor. Diyelim bir parselin bir köşesini diğer köşesini olan uzaklığına bakacaksınız. Kot olarak tabi hesaplamanız lazım. Yani bir nokta diğer noktadan ne kadar yükseklikte ya da işte alçakta duruyor onun hesabını yapmak istiyorsanız. Siz bu aleti kuruyorsunuz. Bu kurduğunuz aletin biz kot olarak yerini biliyoruz. Diyelim burası 5 metre yükseklikte işte zeminden. Karşıda bir noktanın hesabını yaparken arkadaşınız gidiyor. Bu mira dediğimiz arkadaşlar arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşey doğrultusunu gösteren ve yön belirtmek için
kullanılan, işte uzaktan da gözlenen geometrik biçimli bir tahta. Şuradan gözetliyorsunuz bunu. Bakın bunu kurduktan sonra mira iki şekilde olabilir. Birisi şöyle olabilir arkadaşlar, birisi de böyle olabilir. Mesela bu 39, işte yani şurası 40 noktası, burası 50 noktası. Bunların her birinin arası arkadaşlar 1 santim. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deyip bitiriyorsunuz. Bu şekilde de olabilir ya da direkt ölçü olabilir. Siz bu dürbünden baktığınızda karşıda bunu dik tutan arkadaşınızın elindeki mirayı ne kadar görüyorsanız, diyelim ki sizin bulunduğunuz yer 5 metre mesafede, siz orayı 10 metre görüyorsanız diyeceksiniz ki benim buranın, yani bulunduğum noktanın diğer noktadan olan kod farkı 5 metre. Bunu bu şekilde söylemiş oluyorsunuz. Bunların ölçümlerini de yine NIVO yardımıyla yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tabi kullandığınız başka araçlar da var. Bunlardan bir tanesi ip. Mesela dedik ki işte duvar örülürken dengesinin bozulmaması adına gerdirilebilir. Kireç. Mesela orada bir parseli aplike edecekseniz arkadaşlar, bulunan noktaları kireçle boyayabilirsiniz ya da uzunluğu kireçle doğrultusunu isteyebilirsiniz. Ahşap ve demir kazıklar. Bunlar da yine poligon noktalarının birbirleriyle olan uzaklıklarını, yerlerini kaybetmemek adına ahşap ve demir kazıkların kullanıldığını söylemiş olduk. Tabii bu şurada jalon dediğimiz bir ifade vardı arkadaşlar. Bir aracımız vardı. Hani dedik ki bu işte jalon sehpasına geçirilerek kullanılan bir araç. Bunun nasıl kurulduğunu şimdi anlatacağım. Bakın burada jalon sehpası yardımıyla arkadaşlar jalon nokta üzerine yaklaşık olarak düşeyleniyor. Yani nerede hesap yapacaksanız o noktanın üzerine jalon sehpası kurulduktan sonra jalonu o demir bileziğin içerisinden geçiriyorsunuz. Daha sonra jalon sehpasının herhangi iki ayağını birleştiren doğruya dik olacak şekilde jalondan yaklaşık 1-2 metre uzağına durduğunuzda sarkıttığınız şakülün arkadaşlar ipinin jalona çakıştırılmasını istiyorsunuz. Bunun için sehpanın iki ayağını sağa veya sola uygun yönde hareket ettirmeniz gerekiyor. Mesela bakın şurada oluşturulmuş şekli var. Bakın jalon sehpasına jalonu yerleştirdikten sonra mesela bu noktanın şuraya olan mesafesini şakülü koyduktan sonra bakıyorum. İkinci duruma geçiyorum. Buradaki şakülün o noktaya olan mesafesine bakıyorum. Çünkü bakın bu baktığım noktanın yeri sabit. Mesela bu ikinci mavinin üst çizgisi olduğunu söyleyelim. Bu aradaki açının da dik olmasına bakıyoruz. Jalonla durduğumuz noktadan geçen doğru ile arkadaşlar şu doğru ile dik açı oluşturacak şekilde yan yana geçerek üçüncü ayak hareket ettirilmek suretiyle jalon şakülün ipinin çakışması sağlanır. Yani jalonla bu ipin çakışmasını sağlıyorsunuz. Siz şuradaki ayaklardan birini kontrol ederek buradaki dik açıyı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu işlemleri gerekli kadar tekrarladıktan sonra jalonu artık düşey duruma getirmiş oluyorsunuz. Yani siz işlem yaparken buradaki arkadaşlar jalonun hem dik olmasını hem de bu birinci ve ikinci durumla arasında dik açının oluşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdi bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şunlardan hemen kısa bir şekilde de bahsedelim. Önemli noktalardan. Bakın şurada aplikasyon krokisinin nerelerden alındığını ve hangi birimle alındığından bahsettik. İşte röperin ne olduğundan, röper noktasından ne olduğundan bahsettik. Tersimat işleminin ne olduğundan bahsettik. Bunların hepsi arkadaşlar önemli. Tanımlara bakacaksınız. Aplikasyonda istenen belgeler neler? Onlardan bahsettik. Yine aplikasyon yaparken izlenecek yollardan hangi kuruma gidiyorsunuz, hangi kurumdan hangi belge alıyorsunuz ve bu belge için nereye başvurmanız gerekiyor hepsini anlattık. Bunlar önemli. Devam ediyorum. Yine aplikasyon yaparken işte elde ettiğiniz krokiler neler? Bu krokiler ne işe yarıyor arkadaşlar? Onlardan yine bahsettik. Önemli. Ve klasik haftalarda aplikasyon nasıl yapılıyor? Yapı köşelerindeki aplikasyonu nasıl yapıyorsunuz? Bu tabanlı kas sayısı ile ilgili örneğimiz mevcut. Bununla ilgili arkadaşlar soru gelebilir. Aklınızda bulunsun bunun hesabının nasıl yapıldığını bilmenizi istiyorum. Yine aplikasyonun hem yatayda hem düşeyde olduğundan bahsettik. Türlerinden yine bahsettik arkadaşlar. Ve noktalarla aplikasyonun hangi yöntemlerle yapıldığından bahsettik. Bunlar da yine önemli. Hesap
kısmı ile alakalı sorularımız ilerleyen derslerde yapacağız ama asıl hassasiyetlerin neden önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. İşte kullanılan araçlar jalon nasıl kuruluyor, neden kuruluyor arkadaşlar. İşte prizma niye kullanılıyoruz, terazisi. Nivoyu niye kullanıyoruz ya da nasıl kullanıyoruz, bunlar da önemli. Yine jalonunda arkadaşlar şakül yardımıyla nasıl düşeylendiğini de bilmeniz gerekiyor.